İlk projemiz böyle şık bir ayna. Yuvarlak da kestirebiliriz, kare de kestirebiliriz ya da evimizde kırılmış bir aynanın düzgün tarafından istediğimiz ebatlarda bir ayna parçası çıkarabiliriz. Aynamızı bu şekilde süsleyeceğiz ve figürler çalışacağız ve ince ayrıntılarına kadar detaylara gireceğiz. İhtiyacımız olan malzemeleri sayalım. Aynamızı kestiriyoruz. Kürdanlarımız olacak, keskin bıçaklarımız ya da kretuarlarımız olacak. Şekil vermek için kullandığımız modelaj kalemlerimiz var, ahşap ve metal. Kar efektimiz var. Bu da Fimo'nun yardımcı malzemelerinden biri. Hamurlarımız, fırınımız, hamur makinamız. Yardımcı olan malzemeler bize bunlar. Şimdi aynamızın üzerine leke olmasın diye bir kağıtla kapatacağım. Şimdi ilk başta aynamızı monte edeceğimiz zeminimizi hazırlayacağız. Burada da görüldüğü gibi bayağı figür var ve kalabalık bir yer. Ekonomik olması açısından altlık olarak görünmeyen kısımlarda tamamen daha önceki çalışmalarımızdan artan renk renk hamurlarımızı burada değerlendirmiş olacağız. Hem ekonomik olacak hem de boşa harcamamış olacağız. Makinamızdan çıkan hamuru biraz daha kalınlaştırmak için ikiye bölüp üst üste koyacağım. Ve buradan aynanın alt kısmında oluşması gereken plakanın şekline karar verip keseceğim. İsterseniz düz bir dikdörtgen de koyabilirsiniz. İsterseniz benim gibi şöyle dalgalı bir şekilde verebilirsiniz. Biraz hareket verecektir. Yine kalan hamurlarımızı kullanacağız. Kenara alıyorum. Şimdi bu plakamızın üzerine beyazla kaplamak için ince beyaz bir hamur açacağız. Beyaz hamurumuzu elimizde iyice yumuşatıyoruz. Ve ince bir şekilde açıyoruz. Şimdi parçamızın üzerine yerleştirip keseceğiz. Bu işlemden sonra aynanın arkasına ve önüne gelen kısımlarda destek kullanacağız. Çünkü aynamıza istediğimiz eğimi vereceğiz ve öyle kalmasını sağlayacağız. Bu da tamamen hamurlardan yapılan bir destek. Yine kalan hamurlarımı kullanacağım. Ön kısmı yapıştırdık. Arka kısmı tam yapıştırmıyorum. Şu şekilde koydum şimdi. Aynamızı. Bu şekilde içeriye alıyoruz ve bastırıyoruz. Şimdi hamurun ön ve arka kısmından parmaklarına bastırarak aynaya iyice yapışmasını sağlıyorum. Evet, yapıştı. Hamurun arka tarafta daha fazla olması gerekiyor. Ve mutlaka pişirirken fırına dayanıklı bir objeyle arkadan destek yaparsak hamur sertleştikten sonra hiçbir sorunumuz yok ama hamur sertleşene kadar istediğimiz şekilde kalması için kalıplar bize yardımcı oluyor. Küçük küçük toplar yapacağız irili ufaklı. Sonra aynalarımızın kenar süslemelerine geçeceğiz. Hamuru biraz yumuşatıyorum elimde. Beyaz hamurlarımızı daha yaptığımız toplarımızı tamamladık. Penguenimizin altındaki kar tanelerimiz oluştu. Şu anda aynanın kenarında bulunan yeşil çerçeveyi yapacağız. Burada zenginlik katmak için iki ton yeşil kullanacağız. Figürlerimizi şu anda aynanın üstüne dizmememizin sebebi hem kirlenmemeleri hem de birbirlerine temas etmemeleri. Tamamını bitirdikten sonra hepsini yerleştirip fırına süreceğiz. Şimdi açık yeşilimizi biraz yumuşattık. Biraz da koyu yeşil alıyoruz. İkisinden de ince uzun iki şerit yapacağım ve birbirine dolayarak oradaki şekilleri oluşturacağım. Evet, hamurumuz yumuşadı. Şimdi biraz uzatıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi açık yeşilimi de uzatıyorum. Aynı boya getireceğim. Evet. Şimdi açık yeşil ve koyu yeşil birbirine bu şekilde dolanacak. Dolandıktan sonra yuvalamaya devam edeceğim ve uzatacağım. Aynanın çerçevesini dönebilecek şekle gelecek. Çerçevemde ölçeceğim. Şimdi yeşil halkamızı da böyle bırakıyorum. Şu an penguenimizde bulunan
karın bölgesine denk gelen beyaz parçayı hazırlıyoruz. Şimdi bütün parçaları koparıp yanına koyalım ve orantılarına bakalım. Bu penguenimizin karnı. Turuncudan ayaklarını keseceğiz. Ayaklarında her ayağında iki parça var. Biri bilek kısmını oluşturuyor. Diğer kısımları da parmaklarını oluşturuyor. Şöyle parçaları ayırdım. Turuncuları da yuvarlıyoruz. Ve beyaz hamurumuzun alt kısımlarına yerleştiriyoruz. Evet, gördüğünüz gibi burada orantıyı yakaladık. Karnı, bilekleri ve ayakları bu şekilde parçalar halinde yerleştirip sonra şekil verirsek kafası büyük oldu, ayağı küçük oldu, sağ ayağı sol ayağından farklı oldu gibi sorunları yaşamayacağız. Şimdi beyaz hamurumuzu üst kısmından biraz sıkarak karın kısmını ortaya çıkarıyoruz. Bu kadarı yeterli. Ayaklarımızı şu şekilde koyuyoruz. Tam ortasından kürdanla aşağıya doğru bastırıyoruz. Böylelikle penguenin parmakları oluşuyor. Şurada uzayan hamurları da kürdanın ucuyla içeriye ve aşağıya doğru alıyoruz. İkinci ayağımızı da yapalım. Şimdi bileklerimize geçelim. Zaten yuvarlayıp biraz yassılaştırmıştık. Şu şekilde küçük bloklar halinde hemen ayak parmaklarına yapıştıracağız. Şöyle buradan bastırınca. Fimo'nun en büyük özelliği hamur birbirine değdiği anda kaynaşmaya başlamasıdır. Şu anda bunu buradan çok kolay ayıramayız. Biraz çekmemiz gerekir. Evet, ayaklarımız hazır. Şimdi ayak bileklerimize kürdanla şu şekilde izler yapıyoruz. Eklem yerleri. Evet, bir parça beyaz aldım. Yuvarlak yaptım ve elimle bastırıyorum. Bu penguenimizin yüzündeki beyaz parça. Siyah bir top yapacağız ve bu parçayı siyah topun üzerine yapıştıracağız. Sonra gözlerini, ağzını ve ifadesini yerleştireceğiz. Burada detaylar çok önemli. Kaşın üzerinde yaptığınız iki tane çizik, yaptığınız biblonun yüz ifadesini olduğu gibi değiştirebiliyor. Evet, beyaz parçamızı hazırladık. Şimdi siyahlara geçebiliriz. Ama siyahtan önce turuncu bir gagamız var. Onu da yapalım. Turuncu gaga için yine yuvarlama işlemini yaparak oradaki orantıları yakalayalım. Şu büyüklükte bir top, yani bir bezelye tanesi kadar bir top yaptık. Bunun üçte biri kadar bir top daha yapacağız yanına alt çene için. Evet, bunu da yaptık. Şöyle yan yana koyuyoruz. Buradaki orantıyı yakalayacağız. Şimdi bezelye tanesi olan büyüklüğünde topumuzu alıyoruz. Şu şekilde alttan üstten bastırarak üçgen bir prizma haline getiriyoruz. Evet, oldu. Bu prizmamızın alt kısmını çevirip buradan kürdanla bastırarak çeneyi şekillendiriyoruz. Kenarlara doğru bu şekilde uzatıyoruz. Evet, gagamız da oluştu. Küçük topumuzu da şöyle tutup sadece ortasından bastırıyoruz. Biraz sağa sola açalım. Evet, bu kadar. Şimdi şu kısma tutturacağız. Evet, ağzımız da oluştu. Burada siyah hamurumuzla kafayı oluşturmak için yine gövdemizle arasındaki orantıyı ölçmemiz gerekiyor. Vücuduna göre kafası büyük veya küçük olmasın diye. Çok az fark var arada. Hemen hemen aynı boydalar. Çok az, daha küçük kafa. Evet, öne beyaz parçada geleceği için kafa biraz daha büyüyecek. O yüzden bu kadar yeterli.
Evet, siyah kumaşımız hazır. Ama hamurdan. Şimdi siyah kumaşımızdan penguenimizin şöyle sırtını ölçelim. Şu şekilde arkasını da göstereyim. Bunu tamamen siz de istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ama ben burada arkada kuyruk yapmak için bir bölüm bıraktım. Şimdi kenarlarını alınca siz de nasıl bir şekil kestiğimi daha net göreceksiniz. Böyle basit. Alt kısmı yuvarlak geliyor. Zaten üstüne koyduğum parçaya göre hareket ediyorum. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Ve orta kısımdan bir parça çıkarıyoruz. Böylelikle smokinin arka tarafı. Çünkü aynaya yansıdığı için penguenin arkası tamamen görünüyor. Şimdi bu şekilde giydiriyoruz. Şöyle arkasını da göstereyim. Böyle duruyor. Şimdi penguenin kollarını hemen şekillendirelim. Bunun için de yine toplar yapacağız. Kol büyüklüklerini görmek için. Şu şekilde iki tane topumuz var. Öncelikle bu topumuzu elimizle biraz uzatıyoruz. Ama uzatırken sol kısma ya da sağ kısma ne tarafına isterseniz aşağı doğru ezerek şu şekilde sivriltiyoruz. Şimdi de böyle elimizle bastırarak yapmış olduğumuz parçayı yassılaştırıyoruz. Şu kısımdan kürdanla bir parmak şekli vereceğiz. Ve tekrar ezdiğimde şekil daha belirgin olacak. Şöyle bir eli selam verir gibi birleştirdik. Diğerini de aynı şekilde yapıyoruz. İkinci kolumuzu da yaptık. İstediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. El sallıyor olabilir. Ellerini bağlamış ön tarafta oturuyor olabilir. Nasıl bir şey vermek istiyorsanız uygulayabilirsiniz. Evet. Şimdi penguenimizin kafasına geldik. Şöyle bakıyorum büyüklüğüne. Gayet iyi. Yüzüne yapıştırıyorum. Evet, şimdi beyaz parçamızın üzerinde yüzünü oluşturacağız. Öncelikle gagamızı takacağız. Yüzün tam orta kısmına gelecek şekilde yapmış olduğumuz üçgen prizma gagayı şu şekilde bastırarak yerleştiriyoruz. Şimdi siyah ve beyaz kısım birbirinden çok parçalı görünüyor. Bunu yok etmek için gaganın ortasındaki çizginin tam karşısından siyahtan beyaza doğru bir geçiş yapıyoruz. Beyazdan da siyaha doğru geçirdik. Aynı şeyi yanaklarda da yapacağız. Gaganın kenar kısımlarının değdiği yerde. Böylelikle yüz birbirine kaynaşmış olacak. Evet, gagamız da oluştu. Şimdi gözlerimizi yerleştirelim. Sağ ve soldan kürdanla iki delik açıyoruz. Çok minicik iki tane siyah yuvarlak yapacağız yine hamurumuzdan. Kürdanın ucuyla hamurları alıp deliklere yerleştiriyoruz ve kesinlikle bastırmıyoruz. Neden bastırmadığımıza gelince, zaten şu anda kürdanla gözlerin üzerinden sağdan ve soldan bastıracağımız için gözler içinde tamamen oturup yapışacaktır. Evet, bu da bitti. Şimdi kürdanı kırıyoruz. Penguenimizin dik durabilmesi için şu şekilde boynundan batırdık. Parçasını da bu şekilde yerleştirdik. Penguenimizin ayakları kaldı. Ayaklarını da şu şekilde, çünkü penguenimiz oturacak. Ayakta durmayacak. Ama ayakta duruyor da yapabilirdik. O zaman kürdanımızı kırmamıza gerek kalmayacaktı. Bu şekilde penguenimiz hazır. Atkısı kaldı. Mavi hamurumuzu alıyoruz. Tabi istediğiniz rengi kullanabilirsiniz yine. Herhangi bir renk hamurla karıştırarak kullanacağım ben burada. Pembe hamurum var. Şu şekilde elimde uzatıyorum. Bu şekilde ikisini yan yana koydum ve çeviriyorum.
Şimdi bunu makineden geçireceğim. Makineden geçirdiğim için biraz uzadım. Şu kadarı penguen için yeterli. Şimdi kenarlardaki püsküllerini yapalım. Bunun için de yine kürdan kullanalım. Şu şekilde bastırarak çekiyoruz. Evet, bitti. Şimdi penguenimize giydirelim. Yakanın altından geçirdik. Ve sol tarafta. Şu şekilde. Penguenimizi bitirdik. Şimdi kardanodamımızın yapımına geçiyoruz. Şu şekilde bakıyoruz. Evet, orantılarımız iyi. Şimdi şapkamızı, atkımızı ve üzerindeki ceketi yapacağız. Şapkamız siyah. Siyah hamurumuzu elimizde yuvarladık. Biraz uzatıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra orta kısmından bastırarak inceltiyoruz. Üst kısımda kalan parça şapkanın üst tarafını oluşturacak. Burayı açacağız. Yine modelaj kalemlerimizi kullanabiliriz. Şu şekilde bastırıyoruz. Ve sağa sola esnetiyoruz. Parmaklarımız içine girebildiğinde elimizle açmaya devam edeceğiz. Şu şekilde döndürerek her tarafını eşit miktarda açıyoruz. Sonra orta kısmı geri aşağı doğru bastırıyoruz. Şapkamız oluştu. Şapkamızın üzerinde canlı renklerde minik yamalar var. Daha şirin olsun diye yapılmış şeyler. Bunların renkleri tamamen size bağlı. Bir parça renkli hamur alıyoruz. Parmağımızla bastırdık. Şu şekilde şapkanın istediğimiz yerine koyuyoruz ve kürdan yardımıyla böyle estetik bir şekil veriyoruz. Şimdi şapkamızın orta kısmında pembe geçişleri olan bir biyesi var. Evet, pembe ve yeşil hamurumuzu bu şekilde uzattık. Yan yana koyuyoruz. Bu şekilde çevirerek şimdi şapkanın etrafına doluyoruz. Birleştikleri yerden kestik. Burada yeşil hamurumuzla iki tane yaprak yapacağız ve üstüne iki tane kırmızı minik elma yapacağız. Şöyle ezerek yaprak şeklini elimizde getiriyoruz. Ve kürdanımızla üzerine yaprağın damarlarını çiziyoruz. Kırmızı hamurumuzdan elmalarımızı yapalım. Minik yuvarlaklar yapacağım sadece. Çok küçük oldukları için ayrıntıları fazla görünmeyecektir. Evet, şapkamız da hazır. Şapkamızı da kenara alıyoruz. Atkımızı aynen penguenimizin atkısını yaptığımız gibi hazırladım ben. Şimdi uç kısımlarına yeşil parçalar ekledim farklı olarak. Atkının püsküllerini yapıyoruz. Atkımızı yaparken biraz uzun tutuyoruz ve kalan parçayı ceketin kenarlarına bir olarak kullanacağız. Şurada gördüğünüz parça. Ceketimiz siyah. Siyahımızı elimizle yumuşatıyoruz. Siyah hamurumuzdan göz kararıyla ceketimizi kesiyoruz. Kestiğim parçayı bir deneyeceğim. Küçültmem gerekiyorsa ya da büyütmem gerekiyorsa. Evet. Yeterli. Alt kısmından biraz alacağım. Şimdi
sağ, sol ve alt köşeyi atkıdaki renklerle bordür olarak döneceğim. Şu uçtan başlıyoruz. Buradan ekleyerek devam ediyoruz. Evet, bitirdik. Şimdi kollarımıza geçiyoruz. Burada iki tane kol deliği açıyorum. Hamuru esneterek bu kolları denk getirmeye çalışacağız. Şimdi beyaz hamurumuzdan küçük bir rulo yapıyoruz. Buradan iki tane kol kesiyoruz. Aynı boyda iki kol. Yine modelaj kalemlerimizin yardımıyla kolların içine eldivenleri geçirebilmek için bu şekilde uç kısımlarını açıyoruz. Şimdi eldivenlerimizi yapalım. İki tane küçük top yapıyoruz. Penguenin ayağında yaptığımız işlemi burada uygulayacağız. Ama ortadan değil, biraz daha sağdan ve soldan. Kürdanımızla şu kısımdan bastırdığımız zaman baş parmağı elden ayırmış oluyoruz. Alt kısmına da şöyle biraz bastırarak uzatıyoruz. Şimdi kollarımızın içine eldivenleri yerleştiriyoruz. Sıra kardan adamımızın yüzüne geldi. Kardan adamımızın yüzünde gözlerinde yine siyah hamur kullanacağız. Burnuna da havuç görüntüsü vermek için turuncu hamurumuzu kullanacağız. Öncelikle ağzından başlıyoruz. Kürdanla iki tane karşılıklı delik açıyoruz. Ve bu iki delik ortada bir çizgiyle birbirine birleşiyor. Kürdanı çekerken oluşan hamur parçalarını kürdanın ucunu içeriye doğru yuvarlayarak alıyoruz. Şimdi bu ortada açtığımız çizginin biraz daha belirgin olması için çene kısmından biraz yukarı doğru bastırıyoruz. Evet. Şimdi gözlerimizde sıra. Sağdan ve soldan hem kaşlarını yapmış oluyoruz hem de siyah hamurların orada sıkışmasını sağlıyoruz. Burada bir püf noktası var. Tüm bu yüzlerde ve karakterlerde kendimiz günlük kullandığımız makyaj malzemeleriyle renklendirme yapabiliyoruz. Fırınlandıktan sonra tamamen fikse oluyor. Burada allığımız var. Allığımızla kardan adamın yanaklarını biraz renklendirelim. İstediğiniz renk tonlarını kullanabilirsiniz. Bazen gözlerin alt kısmında ve üst kısmında mavilikler gayet hoş duruyor. Kardan adamımızı renklendirdik. Şimdi burnuna geçiyoruz. Burnu için yine turuncu hamurumuzu alıyoruz. Çünkü havuç yapacağız. Elimizde yuvaladığımız hamurun bir ucunu sivriltiyoruz. Ve alt kısmının yüze oturması için bıçakla düzeltiyoruz. Ve monte ediyoruz. Kardan adamımızın yüzü hazır. Şapkasını takalım. Evet, iyice oturttuk. Şimdi ceketini giydirip düğmelerini yapalım. Ceketimizi bu şekilde esneterek öne doğru getirdik. Buraya kafası oturacağı için altta kalacak. Şöyle yapıştırabiliriz. Kollarımızı takıyoruz. Evet, şimdi kürdanımızın boyuna bakıyorum. Evet, kafayı taktığımda kürdan dışarıda kalmayacak.
Çünkü şapkası var. Kafamızı yerleştiriyoruz. Biraz aralık bırakacağım. Önce atkımızı takalım, sonra kafayı iyice bastıralım. Atkımız da hazır. Kardanalımızı da tamamladık. Şimdi sıra geyiğimize geldi. Parçalarımızı kontrol edelim. Geyiğimizin 4 tane ayağı, bir kafası ve gövdesi var. Bunların arasındaki orantıyı yakalamak için yine yuvarlaklarımızı yapıp yan yana koyacağız. Sonra kulaklarını, ayaklarının altında olan siyah parçaları ekleyeceğiz. Öncelikle gövdesini kararlaştıralım. Şimdi ayaklarına geçelim. Evet, başımızı da şu şekilde yerleştirince parçalarımız hazırlanacak. Şöyle baktığımızda ayaklarımız gövde ve başın orantısını görebiliriz. Şimdi ayak yapımından başlayalım. Elimizdeki yuvarlağı şu kısmına bastırarak ileri geri hareketle bu şekilde sivriltiyoruz. Ayağımız hazır. Neden hazır? Çünkü altına siyah yuvarlak yassı bir parça koyunca tamamlanmış olacak. Şu şekilde yuvarlağı bastırıyoruz. Üstüne koyduğumuz parça alttaki siyahtan biraz daha büyük oluyor. Şöyle bastırdığımız zaman göstereceğim, bakın. Ayağımız hazır. Şimdi ben bundan 3 tane daha hazırladım. Ayaklarımızla zaman kaybetmeyelim ve aynı şeylerle yorulmayalım diye. Şimdi gövdemizi hazırlayacağız. Gövdemizde de aynı işlemi yapıyoruz. Bakın, buradan bastırarak şu şekilde yuvalıyoruz. Şurada kalan büyük kısım arka kısım olacak. Öndeki kısım da boynuna doğru gelecek. Evet, bu da bitti. Şimdi burada geyiğimizde de aynen kardanalımızın başındaki gibi bir yama var. Bunlar şirin göstermesini sağlıyor. Burada da yeşil bir parça alalım. Elimizle yuvarlıyoruz. Biraz yaslaştırıp istediğimiz yere koyuyoruz ve kürdanla yine kenarlarından çekiyoruz. Hatta üzerine bir de düğme koymuş. Aynı şekilde yuvarlağa bastırıyoruz. Üzerine yapıştırıp 2 tane delik açıyoruz. Bu şekilde renklendirilmiş. Şimdi sıra kafamıza geldi. Kafayı elimizde biraz uzatıyoruz. Şu gözlerin olduğu mesafedeki eğimi vermeye çalışacağız. Onun için de hamuru şöyle iki parmağımızın arasına alıp biraz ezerek burada bir iz yapıyoruz. Şu şekilde. Ağız kısmımız yuvarlak kalacak. Kafa kısmını biraz şu şekilde bastırarak üçgenleştiriyoruz. Çünkü bu kısımlara kulakları ve boynuzları gelecek. Şöyle parmağımı buraya bastırarak göz çukurunu oluşturdum. Şimdi ağzımızı ve gözlerimizi yapalım. Yine 2 tane karşılıklı nokta belirliyoruz. Ve bunları birleştiriyoruz. Parçaları içeri doğru alalım. Bu işlemi yaparken ağız biraz aralanıyor. İşlemi tamamen bitirdikten sonra alt çeneyi üste doğru biraz bastırınca elde etmek istediğimiz görüntüye ulaşıyoruz. Hazır. Burnumuzu biraz havaya alalım. Şimdi gözlerimiz. Çukurlarımızı açtık. Siyah fimo yuvarlıyoruz ve yerleştiriyoruz. Yine kaşlarımızı bastırıyoruz.
Şimdi biraz kırmızı fimoyla burnunu yapacağız. Elimizle yuvarlıyoruz. Sonra biraz uzatıyoruz ve bastırıyoruz. Elips bir kırmızı parçamız oluyor. Bunu da burnuna yapıştırıyoruz. Şimdi kulaklarımız ve boynuzlarımıza geldik. Geyimizin boynuzlarını yapacağız. Beyaz hamurumuzu yumuşattık her zaman olduğu gibi. Başka bir hamur kullandıktan sonra beyaza döndüğümüzde mutlaka ellerimizi temizliyoruz. Buradan şu şekilde bir silindir yapıp bunu eşit 6 parçaya böleceğim. Ve boynuzlarımız oluşacak. Evet. Elimizle yuvarlıyoruz. Demin yaptığımız işlemin aynısını sadece tek tarafından şöyle ileri geri giderek tekrarlıyoruz. Bütün parçalarımızı aynı şekilde getirdik. Şimdi 3 parçamızı alıp şu şekilde üst üste diziyoruz. Biraz sola doğru kayıyoruz her seferinde. En üstteki daha kısaymış gibi görünüyor. Şu şekilde uçlarından birleştiriyoruz. Ve yerine yerleştiriyoruz. Şöyle koymamız ve üstünden biraz bastırmamız yeterli olacak. Biraz bastırdık. Şimdi kulaklarımızı da yapınca bütün parçaları birleştirme işlemine geçeceğiz. Minik iki yuvarlak yapacağız. Ve kürdanla üzerine bastıracağız. Bir köşesinden bastırıyoruz şu şekilde ve sağa sola biraz açıyoruz. Açtığımız kısımdan şöyle kürdanla da bastırabilirsiniz. Geyiğimizin aşamaları bitti. Şimdi ayaklarımızı şu şekilde dizerken sol ayağında, ön ayağında ben bir farklılık yapacağım. Şu şekilde bunu yamultacağım. Dizinden ayağını kırmış şekli vereceğim. Bu şekilde bunu yere koyuyorum. Düzeltelim. Şimdi gövdemizi şu şekilde ortaya alıyoruz. Ve bacaklardan yanlara doğru bastırıyoruz. Bu ayağımızın alt kısmı arkadaki ayağa yapışıyor ve birbirinden destek alıyorlar. Kürdanımızı kırıyoruz. Şu şekilde boynuna alttan çıkmayacak şekilde batırıyoruz. Bu da kafamızın dik durması için. Alttan destek yapıyoruz çünkü buradan bastırınca kürdan çıkacaktır. Çıkmadı. Evet, geyimiz de tamamlandı. Şimdi sıra çam ağacımızda. Çam ağacımız için bize 2 renk yeşil gerekiyor yine. Çerçevede kullandığımız açık ve koyu renk yeşilleri kullanacağız. Burada bunun sebebi yapraklardaki geçişleri sağlamak, biraz daha canlandırmak ve gerçekçi bir ağaç elde etmek. Açık yeşilimiz, koyu yeşilimiz mevcut. Alıyoruz. Ve biraz önce ayaklarda geyiğimizin boynuzlarında yaptığımız işlemi burada da tekrarlıyoruz. Şu şekilde küçüklü büyüklü bir top yaptık. Ve topun kenar kısmından ileri geri tek bir tarafını sivrilttik. Ağacımızın tüm yaprakları bu şekilde açık yeşil ve koyu yeşilden oluşuyor. Ben bunlardan hazırladım. Çünkü hepsinin şekli aynı. Şimdi ağacımın yeşil yapraklarını monte etmek için kahverengi bir parça alıyorum. Elimde iyice uzatıyorum. Alt kısmını kesiyorum.
Ve bu zemine değecek şekilde aşağı doğru bastırıyorum. Çünkü ağacın kökü üstüne doğru daha kalın olması gerekiyor. Zeminden destek alıyorum bunu yaparken. Gövdemiz hazır. Kürdanımızı ağacın dik tutması için batırıyoruz. Şimdi yeşilliklerimizi komple dönerek sırayla yukarı doğru çıkacağız. Burada bir sıra koyu yeşil kullanıyorsak bir sıra açık yeşil kullanacağız. Kürdana iyice bastırıyoruz. Kürdanımızdan destek almaları için. Yapmış olduğumuz bu parçaları irili ufaklı yapıyoruz. Hepsi aynı boyda olmasın mümkünse. Çünkü daha hoş görünecektir. Ve yukarı doğru çıktıkça küçülmeleri gerekiyor. Hazırlamış olduğumuz yapraklarımızla ağacımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Ağacımız bitti. Hatta bütün figürlerimiz bitti. Şimdi bütün figürlerimizi aynamızın önünde yerleştireceğiz. İlk olarak çerçevemizle başlayacağız. Hazırlamış olduğumuz bu şeridi öncelikle düzeltiyoruz kenarlarından. Şu kısımdan hafifçe önce beyaz hamura birleştiriyoruz. Sonra da bastırarak aynanın etrafından dönüyoruz. Fırınlandığında aynaya yapışmış olacak. Fazlalığımızı buradan kesiyoruz. İyice düzeltelim. Ve yine yeşil hamurun beyaz hamura temas etmesini sağlayalım. Bu işlem de tamam. Şimdi parçalarımızı bu şekilde en üstten başlayarak sağdan soldan irili ufaklı monte edeceğiz. Orta kısmına farklı bir figür yapabiliriz. Oradaki gibi. Beyaz hamurumuzu elimizle bu şekilde uzatıyoruz. Yine bir ucu daha dar, bir ucu daha kalın olacak. Dar olan kısımdan başlayıp şu şekilde doluyoruz. Bu şekilde bitiyor. Bunu böyle orta kısma alıp arka kısmından birkaç yerinden bastırıyoruz. Evet, şimdi diğer damlalarımızla komple çerçevemizi geçeceğiz. Ağacımızdan başlayalım. Ağacımızı bu şekilde bastırarak yapıştırıyoruz. Kar tanelerimizin bazılarını şu şekilde bastırarak yassılaştıracağız. Kar kütlelerimizi yerleştirmeye devam ediyoruz. Daha sonra üzerine penguenimizi oturtacağız. Bu şekilde bazıları da yuvarlak kalacak. Evet, yeterli. Şimdi penguenimizi evet oturttuk. Geyiğimiz var. Geyiğimizi de şöyle ortalayalım. Tabii siz istediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Kardan adamımızı da koyduktan sonra karlarımızı dökmeye geldi sıra. Burnumuzu da biraz düzeltelim. Çünkü fırına koyduğumuzda eğer nasılsa çıkarttığımızda da o şekilde sertleşmiş olacak ve bir daha düzeltme yapamayacağız. Kar efektimiz bu şekilde döküp fırına atabileceğimiz gibi fırında pişirdikten sonra verniklerin üzerine de bu şekilde dökebiliriz. Biraz da üst kıtımına. Çalışmamızı tamamladık. Şimdi evimizin fırınında 130 derecede yarım saat projemizi pişiriyoruz. Çıkarttıktan sonra verniklemeyi unutmuyoruz. Olabildiğince detaya girmeye çalıştık, ayrıntılarda teknikleri vermeye çalıştık. Bu ayrıntıları adım adım takip ettiğiniz sürece kolaylıkla hepsini yapabileceğinizi umuyorum. Şimdiden kolay gelsin.